Evet, Allah beni sevdiğin konuda seni de sevsin kardeşim. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun. Diyor ki kardeşimiz, maddi durumu iyi olup da yanında işçi çalıştıran Müslümanlara nasihat eder misiniz? diyor. Çünkü yakınlarına girildiği zaman bu insanların işçilerine köle muamelesi yaptığını, kötü söz söylediğini, sözlerinde durmadığını ve yalan söylediklerini görebiliyoruz diyor. Daha önce bununla ilgili konuşmuştunuz ama biz insanoğlu unutkanız, bize nasihat eder misiniz demiş bir bacımız. Benim bu konuda daha önce de söylediğim Allah Resulü'nün sözünün üstüne söz söyleyecek halim yok. İmam Bukhari'nin Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet etmiş olduğu bir hadisi bütün patronlara söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Bir gün İnsanlar bakıyorlar ki Ebuzer'in üzerinde bir elbise var. Yanında köle olarak çalışan gencin üzerinde de aynısından var. Şimdi derste de söylemiştim, eskiden elbiseler iki parçaydı. Birini altlarına doluyorlardı, birilerini, birini üstlerine alıyorlardı. Bir parçasını o kullanıyor, bir parçasını da Ebuzer kullanıyor. E, ey Ebuzer demişler. Yani böyle ikinizin de bir tarafı eksik kalmış. Keşke demişler ondan tek parça bir elbise yapsaydın, sen giyseydin. Büsbütün bir takım elbisen olmuş olurdu. Ebu Zer radıyallahu anh da diyor ki, ben daha önce kölelerimden bir tanesini annesiyle kınadım. Ey siyah kadının oğlu dedim. Allah Resulü bana geldi dedi ki, ayyar ayyartahu bi ummihi. Sen onu anasıyla mı kötüledin ey Ebu Zer? اِنَّكَ مْرِعُنْ فِيكَ الْجَاهِلِيَّ Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntıları hala vardır ey Ebu Zer dedi. İخوانukum khawlukum Sizin köleleriniz, hizmetçileriniz, çalışanlarınız sizin öz kardeşleriniz gibidir. Yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin, güç yetiremeyecekleri işleri onlara yüklemeyin. Eğer güç yetiremeyecekleri işleri onlara yüklerseniz onlara yardımcı olun. Kimin hadisi bu kardeşlerim Ebu Zer'in İmam Bukhari'nin Ebu Zer'den rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bütün patronlar yanlarında çalıştırdıkları Müslüman kardeşlerinin kendilerinin öz kardeşleri gibi olduğunu, onların da bazı ihtiyaçlarının olduğunu, onların da bir onurunun, onların da bir kerametinin olduğunu bilmeleri lazım ve onlara buna göre muamele etmeleri lazım. Eğer Allah muhafaza, içinden çıktıkları cahiliyenin ahlakı gibi, işçiyi köle gibi görürlerse, işçiye bağırma hakkını kendilerinde görürlerse, işçi tersleyebilirsin, işin eve gitmesine gerek yoktur, işçi dediğin parasını alıyor kardeşim çalışacak gibi Allah'ın ve Rasulünün asla razı olmayacağı sapkın bir düşünceye kapılırlarsa, bilsinler ki yaptıkları ticaretleri kıyamet gününde ateş olup onların sırtına yapışacaktır. Çünkü başından sonuna kul hakkına girdikleri bir işleri var demektir. Ve kıyamet gününde iş günü sayısınca Allah Azze ve Celle'ye hesap vermek zorunda kalacaklar. Onun için işçilerimiz bizim kardeşlerimizdirler. Onlar hakkında Allah'tan korkalım. Elimizden geldiği kadar onlara yapamayacakları işler yüklemeyelim. Yüklüyorsak da aynı Ebu Zer'in yaptığı gibi onlarla paylaşalım. Onlara yardımcı olalım. Bir de kardeşlerim bu bacımızın sorduğu sorunun içerisinde bir bölüm daha vardı. Bu ticaret yaparken yalan söyleme meselesi. Şimdi biliyorsunuz biz maalesef yeni bir nesil geliyor Allah'a hamdolsun. Hiç şirki görmemiş, sapıklığı görmemiş bir nesil geliyor. Ama bizler şirk toplumunda, cahiliye toplumunda yetiştik ve bizim toplumun bir ticaret anlayışı var. Yani mesela müşteri telefon eder, abi şu mal var mı? Mal yoktur. Ehe, var abi dersen merak etme hemen gönderiyorum. Ararsın malı istersin bir yerden o malı adama gönderirsin. Bu yalan mıdır? Bu yalan değildir canım. O kadarına da yalan desek o zaman attığımız adım haram. Bu da bizim esnafımızın mantığıdır, genel, genel mantığıdır. Yalan söylemek ticarette çok normal bir şey gibi. Yani mesela adam malını satacak. Diyor ki karşıdaki adam, bu mal diyor piyasadaki en iyisini arıyorum. Piyasadaki en iyisi midir? Ayıp ediyorsun abi diyor ya bundan daha iyisini bulamazsın. Bulamazsın. Yıllardır bu. Ben de evde aynısını kullanıyorum. Hangi esnafa gidin, hangi malı isteyin evde o da aynısını kullanıyordur. Mübarek sen sarayda mı yaşıyorsun? Yani bu dükkandaki bütün malzemeleri evde kullanamayacağına göre çünkü insanlar çok rahat yalan söyleyebiliyorlar ticarette. E şimdi Müslüman olduktan sonra Ebu Zer hadisini unutmayın. Ebu Zer gibi sahabenin en takvalısına bile Allah Resulü diyor ki sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntıları vardır. Demek ki Müslüman kendisinde cahiliye kalıntılarını bulundurabilir. Adama geliyorlar bir şey istiyorlar adam üç kuruşluk mal için yalan söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki Müslümanlar için Evet, hadisi unuttum. Şeytan unutturdu. Auzu billahi Evet. El beyyani bil ma lam yetefarraqa. Alışveriş yapan insanlar ayrılmadıkları müddetçe alışverişten dönme hakkına sahiptirler. İn <laughs> sadaka bu bu rekalehuma fi eğer ikisi de doğru sözlü olurlarsa Allah azze ve celle onların alışverişlerini onlar için bereketlendirir. Hadisin mefhumu muhalifi nedir? Eğer ticaretlerinde yalan söylerlerse Allah azze ve celle onların ticaretindeki bereketi onların ticaretinden çekip alır. Yani siz ticaretinizin bereketli olmasını istiyorsanız yalan söyleyerek 3 kuruş daha fazla kazanabilirsiniz. Ama Allah o 3 kuruştan bereketi bir çekip alır. 3 kuruş değil, kasanıza üç bin kuruş girer. Ama bir türlü Allah Azze ve Celle gözünüzü doyurmaz. Size o kanaati ihsan eylemez. Yalan alışverişin bereketini ortadan kaldırır götürür. Aleyhissalatu vesselam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Üç sınıf insan vardır ki Allah onlarla kıyamet gününde konuşmaz. Allah kıyamet gününde onlara bakmaz ve kıyamet gününde Allah onları temize çıkarmaz. Yani kıyamet günde Allah'ın tamamen terk ettiği ne halin varsa gör dediği Üç sınıf insan var. Bunlardan bir tanesi de kimdir kardeşlerim? Sattığı malı yalan yemin ile satan insandır. Bir mal satarken yemin ediyor ama yalan söylediğinden dolayı Allah'ı da o yalanla ortak ediyor. Kıyamet gününde Allah bu adama diyecek madem ben senin yanında bu kadar değersizdim. Madem sen üç, yani üç kuruşu benden daha değerli görüyordun, benim adıma yalan söylüyordun buyur. Sana bakmıyorum, seninle konuşmuyorum ve seni temize de çıkarmıyorum. O günahlarınla, pisliğinle öylece orada bekleyeceksin der. Onun için Allah'tan korkalım. Müslüman normalde yalan söylemez. Ama bir de ticarette yalan söylemek ki para için, dünya için, üç kuruş için yalan söylemektir. Bu asla Müslümanın ahlakına yakışmaz. Bu konuda hepimiz Allah'tan korkalım.